Milli uyarımızla başlayalım arkadaşlar. Doğa harikası bölgemizi tanıtmaya. Yerlere çöp atmayalım. Bu gördüğünüz yer birazdan ağaçların altında bizi harika görüntüler bekliyor. Şimdi şelalenin içine inmeye doğru devam ediyoruz. Neredeyiz şu anda? Evet, şu anda Eskişehir'in Neolojik ilçesi Gürlek şelalelerinin bulunduğu bölgedeyiz. Tamamıyla doğa harikası olan yeşille mavinin birleştiği bölgedeyiz. Turistik bir alandır. Bütün katılımcılara, bütün tatil yapmak isteyen herkese araçlarımızı, karavanlarımızı park edebileceğimiz özel alanlarımız var. Suya yazın burada girilebiliyor. Çok temiz ve çok güzel suyu var. Evet, yani şu an biz sonbaharda geldik ama çok güzel ya. Ben bu manzarayı yaza değişmem. Evet, yani buranın sonbaharı da güzel, yazı da güzel, ilkbaharı da güzel. Her dönemde gelmenizi tavsiye ederim yani. Evet arkadaşlar, bayağı da uzun yani suyun mesafesi değil mi? Yaklaşık evet. 300 metre falan var. Bu şekilde suyun akıntısı. Daha sonra nereye gidiyor bu su? Baraja mı gidiyor? Evet, Sarıyer tarafına baraja doğru akıyor. Peki nereden gelebilirler buraya gelmek isteyen doğa severler? Buradan buraya gelmek isteyenler Nallıhan, Ankara Nallıhan tarafından da gelebilirler. Beypazarı tarafından Meyalçık ilçemize uğrayıp ondan sonrasında buraya gelebilirler. Ya da Ankara Nallıhan yolu Beypazarı üzerinden yine aynı şekilde evet, Meyalçık. Evet, Beypazarı üzerinden Meyalçık'a uğrayıp da geçebilirler. Ya da Eskişehir üzerinden ya da Polatlı üzerinden Meyalçık ilçemize uğrayıp oradan buraya gelebilirler. Meyalçık'a yaklaşık 35 km kadar mesafemiz var. Meyalçık'a 35 km. Evet arkadaşlar, şöyle şuradan da alalım. Gerçekten doğa severlerin görmelerini istediğim bir yer. Doğa harikası. Daha önce birçok şelaleyi gezdik, gördük. Ama buranın da fazla yüksekten akmıyor ama oluşturduğu havuzlar var. Yazın bu havuzlarda yüzüyormuş gelen vatandaşlar. Tıpkı hayat bilgisi Hayat bilgisinde ya da Türkçe kitabında ilkokulda gördüğümüz o resimlere andırdı benim için. Ya da güzel bir kartpostal. Evet, aşağıya doğru da bir göstereyim sizin için. Evet, bolca fotoğraf çektik. Fotoğraf için de ideal bir yer. Şimdi sonbahardan dolayı ağaçlar yapraklarını döktüğü için güzel de ışık alıyor şu anda suyun üzeri. Yazın bu kadar ışık almaz muhtemelen burası. Işık aldığı için de şu an zaten çok güzel.
Evet, balıklar da şu anda sudan yukarı doğru yüzmeye çalışıyorlar. Düşüyorlar, tutulmaz. Tehlikeli değil mi? Yok, onun için tehlikesi yok. Yani suya girerler falan. Arkadaşlar, burada da değirmenin suyunun nereden geldiği az önceki çekimlerimize şöyle bakalım. Evet, değirmenin suyunun nereden geldiği belli oldu.